Benim hikayemden herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Girişimci kadınlarımızın başarı dolu hayat hikayelerini anlattığımız bu güzel programımızda bu hafta da Didem Hale Mutlu Hanımefendi'nin işletmesine geldik ve şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar Didem Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bizleri işletmenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Teşekkürler efendim. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Didem Hale Mutlu kimdir? Aksaraylıyım, Aksaray doğumluyum, 30 yaşındayım, evliyim ve iki çocuk annesiyim. Allah bağışlasın. Evet, evet. Burada ne işler yapıyorsunuz, neler satıyorsunuz? Burada takı üzerine, yani birinci sınıf kaplama bijuteri, alerji yapmayan takılarımız var. Gümüş ürünler satıyoruz, 925 ayar gümüş. Gözlük modellerimiz var ve gözlüklerimizin hepsi orijinal. Orijinal saatlerimiz, zippo çakmaklarımız, gerçek deri cüzdanlarımız. Mağazamız tamamen aksesuar üzerine. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz efendim? Biz toplamda 13 yıldır bu işi yapıyoruz. Peki hikayeniz nasıl başladı? Nasıl karar verdiniz böyle bir işletme açmaya? Parkside Alışveriş Merkezi yeni açılmıştı. 13 yıl önceydi. Biz ablamla beraber geziyorduk alışveriş merkezinde. Böyle dikkatimizi çeken bir mağazaydı her bayanında olduğu gibi. Önce biz burada eleman olarak çalışmaya başladık. Patronumuz bize buraya çok devretmek istedi. Biz de devraldık. Sonrasında da kendimiz devam ettik. Biz buraya iki kız kardeş beraber işletiyoruz. Hayırlı bol kazançlarınızın olsun inşallah. Gerçekten çok güzel bir iş yeriniz var. Chatmut ismine değineceğim. Nereden geliyor isminiz? Biraz ilgimi çekti. Önceden ismimiz Estem'di. Çoğu müşterimiz bizi Estem olarak tanıyor. Estem bir markaydı ve bir bayilik adı altında çalışıyorduk. Chatmut yaparak kendi markamızı oluşturduk. Çünkü amacımız sadece Aksaray'a değil, Türkiye'ye hitap etmek. Müşterilerin bizi tanımasını istiyoruz, markayı değil. Chatmut'u da marka yaptık zaten. İsim hakkımızı aldık. Patentli bir markadır. Chatmut açılımı şöyle. Ablamın soy ismi Çetin, Çiğdem Hilal Çetin. Benim ismim Didem Hale Mutlu. Soy isimlerimizi birleştirdik ve Chatmut oluşturduk. Bizi hitap ediyor tamamen. Gerçekten çok değişik, güzel bir isim olmuş. İş yeriniz de çok güzel. Peki şunu soracağım. İkiniz ablanızla beraber işletme sahipsiniz. Kadın olarak zorluklar yaşadınız mı iş yerinizi açtığınızda? Evet, çok zorluklar yaşadık. Yani başarı derken bu başarının altında aslında birçok başarısızlıklar da yatıyor. Ama önemli olan pes etmemek, mücadele etmek. Yani karşımıza çıkan her zorluğu aşmaya çalışmak. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. İki kişi işletiyor olmamızın da büyük bir avantajı var. İkimiz de farklı zevklerdeniz, farklı tarzlardanız. Yani zevkimize uygun ürünleri getiriyoruz. Biz burada kesinlikle hiçbir firmayı arayıp işte kolye ihtiyacımız var gönderir misiniz demiyoruz. İnanın hepsi tek tek özenle seçilmiş ürünler ve birazdan mağazaya dolaşırız. Hepsi kendi zevkimize uygun olan ürünler. Kendimiz seçiyoruz. Azmediyoruz, çalışıyoruz. Hepsi bize bir başarı getiriyor gerçekten. 13 yıldır bijuteri işletmecisiniz. Aksaray'da gerçekten nadir bulunan bijuteri işletmecilerinden birisiniz. Bu işin bir sırrı var mı? Bu kadar sağlam ayakta durabildiğiniz için de tebrik ediyorum ayrıca. Teşekkür ederim. Bir söz vardır ya, ne söylediğiniz değil de nasıl söylediğiniz önemlidir diye. Yani müşterilerimiz de öyle bir alışkanlık oldu ki ne sattığınız önemli değil de kimi sattığı önemlidir güvencesi var. Yani siz bu ürünü satıyorsanız kesin kalitelidir ya da siz bu ürünü mağazanıza koyduysanız güvenerek alabiliriz diye birçok müşterimize aile olmuş durumdayız. Bu güveni müşterilerimize oluşturduğumuz için biz de çok mutluyuz. Bütün müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Başarımızın sırrını işimizi severek yapmamız, yani başarımızın sırrını hiç pes etmememiz, yılmamamız, yorulmamamız, ben buna sağlıyorum. Programımızın ismi Benim Hikayem. Herkesin bir hikayesi vardır. Bu iş yerinizi açtığınız zaman sizi etkileyen bir hikaye oldu mu ablanızla beraber? Bu iş yerimizi açtığımızda evet, bizi etkileyen insanların takdiri, başarısı. Mesela şundan bahsetmek istiyorum. Çalıştığımız bir saat şirketinin bölge müdürü 55 yaşlarında bir beyefendiydi. 30 yıllık hayatımda Türkiye'yi gezdim, birçok bayilikler verdim. Ama evet, bayan işletmecilerle karşılaştım. Yanlarında ya bir abileri vardı ya bir eşleri vardı. Ama görüyorum ki siz sadece iki bayan, işte
Evet, evliyim. Eşim var ama o farklı bir sektörde. Biz kendimiz finansal yönetimimizi de kendimiz yapıyoruz. Ürün seçimimizi de kendimiz yapıyoruz. 30 yıllık meslek hayatımda hem finansal yönetimi hem ürün seçimini yapan, gördüğüm tek kişisiniz. Sizi tebrik ederim demiş. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Yani böyle övgü dolu şeyler duymak bizim başarımızı, cesaretimizi daha da arttırıyor. Ve bütün bayanlar inşallah bunu başarır diye düşünüyorum. Ben de onu soracaktım. Bizleri izleyen seyircilerimiz için siz bir girişimci kadınsınız. Siz de bir girişimci kadın olun. Çünkü ben bunun faydasını çok gördüm diyor musunuz? Evet, tabii ki de. Herkes kendi ayakları üzerinde dursun isterim. Yani bir bayan olarak gerçekten bunu bütün bayanlar hak ediyor. Herkes kendi ayakları üzerinde dursun, neler başarabileceğini, hangi alanda, hangi ilgi alanında kendilerini geliştirebileceğini keşfedip o alanda ilerleyebilirler. Ben çok faydasını gördüm ve görüyorum da. Daha da görmek istiyorum. Türkiye'ye açılmak istiyorum. Amacım sadece Aksaray olarak kalsın istemiyorum. Markamızı da o yüzden dolayı kurduk. İnşallah hedeflerimize ulaşırız ve inşallah bütün bayanlar hedeflerine ulaşır. İnşallah her zaman başarılı olursunuz. Tebrik ediyorum. Bir kadın olarak da teşekkür ediyorum. Böyle güzel iş yerleri açıp vatandaşlarımıza sunduğunuz için. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Şimdi iş yerinizi dolaşmak istiyorum. Ürünlerinize bakalım isterseniz bakalım, beraber. Tabii ki, buyurun bakalım. Hanım'la iş yerini gezdik. Gerçekten çok güzel ürünler var. Sizler de gelip alışveriş yapabilirsiniz. Gerçekten çok kaliteli ve çok sağlam, güzel şeyler satıyor. Mutlaka görmenizi isterim. Didem Hanım, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz efendim. Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer'in bugün aslında size küçük bir hediyesi var. Güzel günlerde kullanın inşallah. Çok teşekkür ederim. Başkanımız Evren Dinçer Bey'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Severek kullanacağım. Güzel günlerde kullanın efendim. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da Benim Hikayemin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her pazartesi saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV veya YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.